Savunma hattından bir kez daha merhabalar. Ben İsmail Umut Arabacı. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Savunma hattında bu hafta İDEF 2023 fuarındayız ve fuar alanını ve fuar alanında sergilenen savunma sanayi ürünlerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, İDEF'te savunma hattı devam ediyor. Yine değerli bir noktadayız. Türk savunma sanayinin en gözde şirketlerinden, kurumlarından biri Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü de Sayın İlhan Bey ile birlikteyiz şu anda. Efendim, çok kalabalık ve gerçekten inanılmaz da bir yurt dışı talep var. Evet, yani ilgi çok yoğun. Bu aslında iki önemli etmenden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi zaten konjonktür buna çok müsait. Yani hali hazırdaki dünyanın bir 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor gibi bir şey olması. Özellikle bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Yine Çin-Tayvan arasındaki hareketlilik, işte Güney Çin Denizi'ndeki toparlanma, bu taraftan Avrupa'nın bu Ukrayna Savaşı'yla bu konuyu ne kadar ihmal ettiğine ilişkin bir gerçekliğin ortaya çıkması, Körfez ülkelerinin durumu vesaire derken zaten konjonktür böyle bir arayışa, böyle bir şeye girmişti. O önemli bir etmenlerden birisi. Ki benzeri bir yoğunluğu Abu Dhabi'de de yaşadık. Orada da işte böyle çok yoğun bir ilgi vardı. Genel olarak savunmaya bu anlamda yoğun bir ilgi var. İkincisi de burada Türkiye faktörü var. O da Türkiye artık çok geniş bir ürün yelpazesinde bu sektöre girmiş oldu ve ağırlıkla da teknoloji yoğun konularda girdi. Dolayısıyla bu içerisinde ya Türkiye'nin bu oluşturmuş olduğu marka değeri üzerinden bu işi set etme anlamında bu yoğunluğu ortaya çıkarmış oldu. Bir de tabii gelişen savunma sanayimiz var. Makine kimyanın ciddi anlamda çok önemli projeleri var. Yakın hava savunma sistemlerinden tutun da silahlar, onlarca proje var. Tabii böyle olunca da müşteri de çok oluyor galiba. Evet, şu anda mesela Makine Kimya bünyesinde yürüyen 78 tane proje var. Yani bunlar mühimmat geliştirme projeleri, silah projeleri, kimyasallara ilişkin bir takım şeyler, geliştirme gayretleri. Bütün bunlar, bu sadece makine kimyada. Bunun gibi bütün savunma sanayi firmaları, özellikle büyük firmalar, OEM dediğimiz büyük firmalarımızın çok ciddi Ar-Ge yatırımları var. Ya onun dışında bizim KOBİ'lerimiz, bu anlamda gayret sarf eden KOBİ'lerimiz, ki onlar da 1000'in üzerinde, 1500-1600 civarında bu şekilde KOBİ'miz var. Bu KOBİ'lerin bu proaktif halleri, teknoloji yatkınlığı, zaten Türk insanı genel olarak teknolojiye çok yatkın, bir de teknoloji hırsı yüksek. Aynen. Ve proaktif, gözü kara aynı zamanda. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiği zaman çok hızlı bir ivmeyle bu alanda mesafe kat ediyoruz. Bu da tabii fark ediliyor dışarıdan. Öyle olunca da bu tür fuarlara ilgiyi çok artırıyor. Mesela Saha Expo'da bunu çok bariz bir şekilde yaşadık. Şimdi arkasından İDEF'te yaşıyoruz. Şimdi bunun arkasından bir Saha Expo daha olacak. Dolayısıyla buralar özellikle teknolojiyi maliyet etkin üreten bir ülke markasına dönüşen Türkiye'ye olan teveccüh yani şu an karşılaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Şunu da soralım hemen, kaç görüşmeniz var? Kaç görüşme yapacaksınız? Kaç heyetle bir araya geleceksiniz? Şimdi bizim iki taraflı yürüyor. Bir makine kimya olarak görüşme süreçlerimiz var. Bir de G2G tarafında, aynı zamanda bir devlet firması olduğumuz için devletin görüşmelerine katılıyoruz. Paramparça olmuş durumdayız. Yani bir kısım arkadaşlar burada yine yurt dışından gelen diğer firmaların şeyleriyle veya işte devlet görevlileriyle görüşürken biz de öbür tarafta bakanlık üzerinden yürütülen görüşmelere iştirak ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Evet, İDEF'in de en güzel yönlerinden hem bereketi hem de Türk savunma sanayinin geldiği gücü. Evet. Şu ürünleri burada görebilmek, işte Makine Kimya standı inanılmaz, Aselsan, Havelsan. Şimdi mesela saat 3:10 kala bu uçağın lansmanını yapıyor olacağız, basın lansmanını yapıyor olacağız. Yabancı ilgisi de çok yoğun oldu şeye. Yani
çok değişik bir konsept şey yapıyoruz. Yani uçak bombasını su altı mayınına dönüştürdük ve bunu havada yakalanmaz, su altında yakalanmaz ve 70 kilometre öteye uçarak giden bir hale dönüştürdük. Süper. Öyle olunca bu hem bir tarafta çok challenge bir iş oldu. Öbür taraftan da caydırıcılık katsayısı çok yüksek bir iş oldu. Bu anlamda Türkiye'nin de tabii sanayiyle birlikte bölgede ciddi anlamda bir caydırıcılık etkisi oldu. Evet. Şimdi bir takım teknolojilere sahip olursanız o teknolojileri birleştirerek değişik firmaların yeteneklerini konsolide ederek oralardan yeni yetenekler ve böyle değişik fikirlerin ürettiği orijinal konseptler çıkartabiliyorsunuz. Bu da muharebe sahasında oyun değiştiriyor. Ciddi bir çarpan etkisi oluyor. Yani. Aynen öyle. İnşallah daha da güzel olacak. Biz de TV.net ekibi olarak, savunma hattı programı olarak sizin nezdinizde tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, fabrikadaki çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. Belki iki sene sonra bambaşka ürünlerle yine burada olacağız. Emeklerinize sağlık. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yaptığınız iş çok önemli. Neden? Çünkü bu tür şeylerin, gelişmelerin, bu tür yeteneklerin halk nezdinde bir tabanının oluşması, olması lazım. Şu anda Türk halkı savunma sanayiyle iğneden iple, yani küçükten büyüğe herkes savunma sanayindeki gelişmelere çok ilgi duyuyor ve çok gurur duyuyor. Ve bu aynı zamanda çok ciddi bir, özellikle gençler üzerinde çok ciddi bir özgüven oluşturuyor. Ve bu sizin üzerinizden gerçekleşiyor. Yani siz bunu tabana yaydıkça, taban olayın farkına vardıkça, işine girdikçe, haberdar oldukça bu sefer benimseme ve onun psikolojik etkileri orada gerçekleşmiş oluyor ki artık bunu şeylerden de görüyoruz, teknofestlerden. İşte bu sizler sayesinde bu teknolojiler topluma yayıldıkça teknofestlere ilgi artıyor. Yani gençlerin teknolojiye ilgileri artıyor. Bunun savunmaya ve diğer sivil sektörlere yansımaları çok daha hızlı oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ çok olun. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diyoruz görüşmelerde de. Sağ olun. Evet, savunma hattı İDEF 2023'te devam ediyor.